o çağrı araba yapmışsın. Hepinize yeniden merhaba. Bugün videomuzu dışarıdan açıyoruz. Çünkü bugün Kanada'da ilk arabamızı almaya gidiyoruz. Evet, şu an sıkı sıkı giyindik. Çok soğuk. Eksi 10 derece gözüküyor. Hissedilen eksi 20. Aşırı soğuk uyarısı var. Evet. Biz umarım bir an önce ulaşırız. Evet, çok mutluyuz çünkü uzun zamandır arabaya ihtiyaç duyuyorduk. Kanada çok büyük bir yer. O yüzden araba gerekiyor. Bir de taşınacağız zaten, kalıcı evimize geçeceğiz. O yüzden hem eşyalarımızı taşımak hem gelecek şeyleri götürmek açısından araba çok elzemdi açıkçası. Biz de şimdi Etobicoke'dayız. Arabamızı almaya Oakville'e gideceğiz. Evet. Orada görüşmek üzere. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Şimdi Oakville'e gitmek için GO trenine bineceğiz. Biz de Toronto'ya geldiğimizden beri ilk defa GO trenine bineceğiz. Onu da size çekelim istedik. Çok güzel bir durağı var. Bugün çok soğuktu açıkçası. Bizim de çok hoşumuza gitti. Isıtıcılar var ve kapalı böyle kabin gibi yapmışlar. Tekiz, o yüzden maskelerimiz rahat rahat aynen çıkarabiliyoruz. Tek olduğumuz için. Öyle trenin içinden de size görüntüler çekmeye çalışırız gene. GO trenini de görmüş olursunuz. Arabayı almaya gittiğimizde de gene çekiyor olacağız. Orada görüşürüz belki tekrar. Hava kararacak belki. Evet, biraz hava kararabilir çünkü işlemlerin yetişmesini bekledik açıkçası. Akşamı buldu o yüzden de. Benim sabahtan biraz da dersim falan vardı derken öyle, ama size gene de çekip ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Bu araba işlerinde de bilginiz olsun. Orada görüşürüz tekrardan. Merhabalar. Geldik. Sağ olsun bizi bırakan otobüs tam kapının önüne kadar getirdi. Boştu zaten otobüs. Kimse de yoktu. Evet, şu an Oakville'deyiz. Aracımızı almak üzereyiz. Acaba hangisi bizim? Acaba bunlardan hangisini aldık? Merhabalar. Evet, yeni aracımızı aldık gördüğünüz gibi. İsterseniz bu aracı nasıl aldığımızı anlatalım biraz. Biliyorsunuz ben G1 testine girmiştim. Sonrasında da G testine girmek için çalışma yapıyordum. Bu arada araçlara da bakıyordum bir taraftan. Şu an burada da bir kriz olduğunu söylüyorlar araçlarla ilgili. Normalde daha ucuzdu araç fiyatları. Ama bu dönemde biraz daha pahalanmış gördüm ben de burada. Gelmeden önce de araçla ilgili araştırmalar yapıyordum. Toronto'da tutulan araç markaları Honda ve Toyota tutuluyor genelde burada. Yalnız fiyatlarında bayağı bir yükseklik vardı bu araçla ilgili karşılaştırma yapıldığında. Onlar yaklaşık aynı modelde, 2014 model bir araç bu. Aynı modelde bir tarafta 15.000 dolar istenirken
Bunlar da 11.000, 12.000 dolar gibi bir rakam söz konusuydu. İnternetten bulduk ana aracı. Birkaç tane elemiştim. G-Road testine Oakville'de gidiyordum bildiğiniz üzere. Bu araç da Oakville'deydi. G-Road testine gittiğimde biliyorsunuz sürücü kursundan bir araç ayarlamıştık. Onunla birlikte gittik. Eğitmenimden rica ettim. Gördüğüm bu araç, internette gördüğüm bu araç da oradaydı. Bir bakalım diye. O da sağ olsun kırmadı. Testten sonra gittik. Ben aracı beğendim. Burada araçlarda farklı biraz Türkiye'den alınırken. Mesela göstermek istedim. Hani bir işte boyasını ölçelim, bir ustaya götürelim, bir şekilde bakalım diye. Adamlar şaşırıyor. Burada diyor biz zaten sertifika veriyoruz size diyor araçla ilgili, kontrolleriyle ilgili. Buna güveniyor. Bu şekilde ilerliyorlar. Hani bu şekilde aldık. Umarım bir sorun çıkmaz araçta. Bindiğimde ben de beğendim. Hani zaten 74 binde bir araç. 2014 model. Bayağı iyi gördüm. Umarım bizi üzmez. Gerçekten iyi çıkar aracımız. Merhaba, gördüğünüz üzere Ford Focus bir araç aldık. Buradaki aracımız Türkiye'dekilerden biraz daha farklı. 2014 model bir Ford Focus. Bunlarda 2.0 GDI denilen bir motor var. Motor bu şekilde. Bu 160 beygir gücünde bir motor. Türkiye'de 1.6 oluyor genelde. Benzinli bir motor var. 6 ileri şanzımanı var. İsterseniz biraz da içeriden konuşalım. Evet, burada aracımızın donanımı SE olarak geçiyor. Titanyumun bir altı. Arka camlar elektrikli. Bluetooth ve cruise control var. Koltuklarda ısıtma var. Ön koltuklarda. Otomatik vites. Hepinize tekrardan merhaba. Arabayı göstermeye çalıştık elimizden geldiğince. İçini, dışını, özelliklerinden bahsettik. Şimdi de sırasıyla satın alma işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Evraklar, işte hazırlık süreci, kaç günde arabayı teslim alabildik, hepsini anlatmayı planlıyoruz. Evraklarla ilgili Ministry of Transportation Ontario diye bir site var. Buna giriyorsunuz. Burada alım yaparken, satım yaparken hangi evraklar gerekiyor detayları var. Ama kısaca üzerinden geçersek, aracın bir Carfax denilen bir geçmiş raporu var. Bu aracın en başından itibaren size nerede servise girmiş, nerede alım satım yapılmış bunların hepsinin dökümünü veriyor. Onun haricinde kazaları gösteriyor. Kayıtlı bir kazası var mı yok mu onları çıkartıyor. Sonrasında Bill and Sale denilen bir döküman var. Bu sizin alım satım dökümanınız. Bunda gerekli olan aracın doğru şase numarasıyla yazılıp yazılmadığı ve görüştüğünüz kişinin aracın sahibi olup olmadığı çok önemli. Çünkü siz burada karşılıklı imzalardan sonra ödemeyi yapıyorsunuz. Bundan sonrasında ise ikiye ayrılıyor aşamalar. Birincisi siz özel bir kişiden aldıysanız farklı yürütülüyor. Bir dealer'dan ya da galeriden aldıysanız farklı yürütülüyor. Eğer özelden alırsanız siz bu Bill and Sale'i imzaladıktan sonra tüm parayı verip gidip kayıt işlemlerini devletin ilgili kurumlarına gidip kendi kaydınızı yaptırıyorsunuz. Plakanız varsa onun sticker'ını alıyorsunuz. Yoksa plaka çıkartıp sticker alıyorsunuz. Benim şansıma ben galeriden aldığım için
Bütün bu süreçleri kendileri yürüttüler. Ben sadece sözleşmeyi imzalayıp bir miktar kapora verdim ve geri kalanını onlar ilerletti. Ben şimdi baktığımda galerilerde işte aracın fiyatı, artı vergisi, artı da bu masraflar, işte yürütmeyle ilgili masraflar vardı. Ama bu galeri benden herhangi bir masraf almadı. Sadece plaka ve speakerla ilgili bir ücret aldı benden. Toplamda aracımız bize 12 bin dolara mal oldu. Car insurance denilen bir durum var. Burada araç almadan önce aracın ilk sözleşmesiyle birlikte siz sigorta şirketlerine başvuru yapıyorsunuz. Bunlar size bir sigorta çıkartıyor ve bununla ilgili belirli bir miktar çıkartıyorlar. Ben birkaç yere araştırdım. Şu an yeni geldiğimiz için, bizim daha önce Kanada'da bir geçmişimiz olmadığı için yüksek rakamlar çıktı. Aralarından en düşüğünü seçtik. Bu da 335 dolar aylık ödemesi. Burada kasko ve sigorta diye ayırmamışlar. Tek konu başlığı altında sigorta olarak değerlendiriliyor. Ekstra bir de sonradan kasko yaptırmak durumunda kalmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bunları da hallettikten sonra toplam süreç 2 gün sürdü. 2 gün sonra gidip aracımızı teslim aldık. Son olarak ise size çok güzel bir haberimiz var. Süreci biliyordunuz zaten, bahsetmiştik. Çağrı G1 ehliyetini almıştı. Daha sonrasında G ehliyeti için road teste girecekti Oakville'de. Çok başarılı bir şekilde ilk seferinde geçti. G ehliyetini aldı. Kendisi büyük bir başarı sergileyerek çok mutlu olduk biz açıkçası. G ehliyeti önemli burası için. Çünkü en kapsamlı ehliyet Ontario eyaletinde. Araştırmalarımıza bağlı olarak da çok kolay alınmadığını görmüştük. Biz de Çağrı'nın bu işte deneyimden faydalanmak isteyenler olur diye G testinde nasıl bir deneyim yaşadı, nasıl bir sınav oldu, onunla ilgili de biraz bilgi aktaracağız. Sabahında çok iyi başlamadık aslında. Aracımızla ilgili sorunlar yaşadık. Biliyorsunuz sürücü kursuyla anlaşmıştık. Onların getirdiği araç biraz eskiydi. Sabah motor ikazı çıktı. Sonra yolda giderken fren takıldı. Allah'tan sınavda motor ikazını ya görmediler ya bir şey demediler. Fren de takılmadı ve testimizi sorunsuz atlattık. Testle ilgili ben YouTube'dan videolar izlemiştim. İki tane güzergahı vardı. Biz bir nolu güzergaha döndük. Ben tamam dedim, burayı biliyorum ben diye düşünürken ikinci lambadan sonra sağa dönecekken sola döndürdü ve güzergah tamamen değişti. Onun için YouTube'da hani güzergah veriyorlar, illa bu güzergah diye düşünmeyin. Değiştiriyorlar büyük ihtimalle. Sonrasında sürüşe devam ettik. Sürüş sırasında giderken birden kenara çek dedi bana. Yani bu normalde izlediklerimizde işte emergency stop falan yapılıyor. Bu öyle bir şey değil, pull over dedi direkt. Kenara çektim, dedim acaba bir hata mı yaptım filan derken dedi geriye dön. Geriye döndük. Sonra bana işte tariflere devam etti. Sağa dön, sola dön. Baktığımda bizim drive testin merkezine doğru gittiğimizi gördüm. Benim bütün rahatlığım kaçtı. Bir heyecan ve böyle bir panik havası biraz oldu. Ne oldu acaba? Neyi yanlış yaptım? Neyi hatalı yaptım da geriye döndük diye düşünmeye başladım. Normalde çünkü araştırdığım kadarıyla 25 dakika civarında sürüyormuş G testi. Bizim 15 dakika falan olmuştu. Dönerken sonra kendi kendime yok bırakma, gene temkinli ol, gene iyi sürmeye çalış, kontrollü bir şekilde gelmeye çalıştım. Bir taraftan da düşünüyorum tabii. Acaba neyi hatalı yaptım, niye döndürüyor diye. Ama sonra diyorum beni artık koltuğa geçirmedi hala. Tam karar veremedim, böyle iki arada bir derede kaldım ama bırakmadan yine son dakikaya kadar geldim. Yine elimden geldiğince iyi sürmeye çalıştım. Tam böyle gel, direkt boş bulduğun yere gir dedi bana. Normalde en son gelindiğinde geri sokuluyordu. Direkt onu da söyleyince ben dedim tamamen kalmışım dedim. Bu sefer üzüldüm. Ama arabayı stop ettikten sonra sınavı geçtin, git al içeriden ehliyetini deyince bir anda
modum değişti ve çok sevindim. Evet, zor bir test. Kolay değil. Özellikle Türkiye trafiğinden çıkıp burada bir sınav vermek daha da zorlaştırıyor işi. Ancak arkadaşlara, gelecek arkadaşlara temennim sadece bu sınav için değil, bütün önünüzdeki durumlarda bu şekilde hiçbir zaman bırakmayın. Sonuna kadar devam edin, pes etmeyin. Her zaman başaracaksınız diye düşünüyorum. Anlatacaklarımız tamamıyla bu kadar. Araba alış sürecimiz, onun haricinde G-ROAD testi geçmesi çağrının özetle bu şekildeydi. Ekstra sorularınız olursa yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarız. Yorumlarda sorabilirsiniz. Onun haricinde eğer kanalımızı takip ederseniz çok seviniriz. Instagram hesabımız da var. Orada da paylaşımlarda bulunuyoruz. Orayı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.